gelebilir abi. Süper abi. Seviyoruz buraya bunları. Hocam şöyle. Şöyle, şöyle mi? Aynen uzunlamasına. Şöyle uzunlamasına. Ben bunu böyle sermiştim. Şimdi biraz daha böyle geri. Biraz daha geri. Geri, evet. Tamam. Tamam, şimdi çevirelim abi. Evet. Bence oldu. Bakalım. Tamamdır. Koy abi demirli şeyleri. Bu tamam. Elimize sağlık abi. Şöyle yanlarını açtık değil mi? Açtım ben yanları. Açtık. Açtık. Şimdi bunda 3 kişi rahat yatıyor musunuz abi? Bunun alt odası da var değil mi abi? Evet. 160'a 200. Tam 3 kişilik şey 2 kişilik yatak şeyi işte hocam büyük değil mi? Vallahi görüntü güzel, pratik. Evet. Şimdi yukarıya bakalım. Araç üstü olma işi de çok iyi. Yani. Çünkü arabanı istediğin zaman al git. Evet. Evet ya, bundan güzel şey var abi. Aracınla istediğin yere gidebiliyorsun. İşte oduna gidiyorsun, şuna gidiyorsun, buna gidiyorsun. Bu burada kalsın, çek git. Havanı açık mı bunun ya? Yani girmek üzere sıkıntı. Evet, evet. Oo, içinde minderine bak. Tabii tabii, içinde kendi şeyi falan var hocam. Süngeri falan iyi mi? İstiyorsanız... Ben aldım. İstiyorsanız bu gece burada kalın hocam. İstiyorsanız burada kalın. Dur ben sana söz verdim ya. Sana söz verdik abi, dönemeyiz dediniz. Harbi çok iyi ya. Ama yatman, yatman lazım bu karla. Hocam şunu bir tutun, bir de ben bakayım ya. Turgay bu neyi biliyor musun abi? Taşır mı hocam beni bu? Hadi ya. Sonra kırılmasın. Taş gibi ya. Süngerine bak abi, müthiş ya. Ben başka bir markanınkini gördüm hocam. Yani sünger 5 para etmez. Bunun süngeri gayet. Evet, içi falan güzel. Konforlu ya. Abi bu ne biliyor musun? Bak şu an enlemesine 4 kişi burada rahat kalır. 3 kişi kalır, eşyalarını da koyar içine. 3 kişi rahat hocam. 3 kişi rahat, yanında da eşya koyar abi. Vallahi gayet başarılı olur. Vallahi çok iyi. Tenteyi açalım, evet. Abi. Ben İbrahim Hoca'yı bunu açarım. Şöyle. İbrahim Hoca bu işin profesyoneli zaten. İbrahim hocam bir buna bakın, bir benim tenteye bakın ya. Tente açmak bizim işimiz. Yok yok, tertemiz. O herhalde. Genç bir kızın çeyizi gibi. Aa, abi, tente önemli. Ya benim tentemi gör bir de abi sen. Sen bir de benim tentemi gör. Eyvah. Seninki de asker çarşafı gibi. Ama işte onda anılar var, anılar. Hem de Aa. Her bir leke bir anı. Ya. Bak karabini alacaktım, yanıma unuttum. Neyse hadi veririm sana 2 tane karabini. Olmasa şaşardım zaten. Buralımız da tamam. Ooo, bura olmuş tamam. Ne diyorsun hocam ya? Oy oy oy. Beni misafir edersin zaten. Valla gelin bir ısırın ya. Biz şimdi birer tane bira içeceğiz. Turgay. Efendim hocam. Burası cehennem alevi. Vay vay vay. Pardon kardeşim. Düşürdüm seni. Hakkını helal et.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Dönüşte gel çay içelim. Köy hayatının nesi zor, nesi kolay, nesi güzel? Abi köy hayatı tabii, köy hayatı şartı şey, işte ağır. Kış koşulları değil mi? Tabii bak mesela şimdi mangal kömürü yıkıyoruz biz, tabii ağır iş. Hayvanlarla uğraşması tabii falan. Ama işte bizim hayalimizde de o var. Tabii. Bir gün köye göçmek. Ekip biçmek, kümes kurmak. Ne oldu? Ne yapıyor? Siz kim o? Evet. Ha. Kaldı mı yoksa çamurda? Ses geliyor bu tarafta. Öttüre öttüre geliyor bizimki. Ta o şeyde uyandı, araba kalmaz ya. Arkadaşım hiç çekime saygın yok. Hiç sanata saygın yok. Biz burada amcayla röportaj yapıyoruz ya. Burada belgesel çekiyoruz arkadaşlar. Kurtaj yapıyoruz burada. Sen mit gibi girdin ya. Bordo bereli gibi giriyorsun. Biber olayına ne diyeyim? Soğan, biber. Daha hiçbir şey yapmamışlar baba bunlar. Sen de abicim. Baba kaç şeker. Hadi dağıtmışım sen. Kaç yapıyorum? Akşamlarım var. Dayım hoş geldin. Nasılsın? Halin, İyiyim, keyfin halim, nasıl? Keyfi yerinde. Yaş kaç? Yaş 74. Maşallahım var be dayım be. Vallahi hepimize taş çıkartırsın. Tabii. Nasıl? Bizim ortamı beğendin mi dayı? Şimdi ortam kötü. Bak şimdi. Niye gömdün dayı? Ha şekerimiz yok. Ha şekerimiz yoktu ama bak senin için şeker getirdim gittim. Ben de sana adresi verdim şekere gittin. Kaç hayvan var dayı? 5-10 tane var. Nasıl? Hırsızlık falan oluyor mu? Eskiden vardı. Şimdi çalmıyorlar değil mi artık hayvanları? Vallahi biz bir yere çıkarsak şey... Doldurayım bir tane daha. Doldurayım bir tane. He? Doldur. Allah buralar güzel baba. Kıymet bilmek lazım. Kıymet ya. İşte bir de insanlar pisletmese buraları. Ya sen bak bizim oraya gitmişsin. Dereken ne kadar pislik ya. Abi çöp kontrolü de vardı ya. Ne ayıp ya. İşte sen... Olmuyor yani kod. Ha baba ona bir çözüm bulmaları lazım. Ya muhtar orayı kapatacak yolu. Kapatamaz. Diyecek ki
Kapatıyor muyuz? Şimdi kapatacak. Gerekirse gidecek valilikten izin alacak. Abi yazık günah. Ne yapacak? Çöp poşetini getirecek kardeşim. Verecek kimliğini, öyle çıkacak oradan. Yani yazık günah. Çok güzel bizim olay ya. Ama işte kıymet bilmek lazım. Bizim olay güzel. Nefis gözüküyor. Ellerimize sağlık. Hocam ben de şeker rica edebilir miyim? Bu da ne kadar alçak ya. Hocam size de bir şey beğendiremedim. Abi çok alçakım bu ya. Benim. Vallahi size de hiçbir şey beğendiremedim. Ne alayım Turgay ya? Alçak. Yani Erdem abinin yolunda gitmeye meyillisiniz hocam. Değil yani. Abi ben alçağa yüksek bir kamp Turgay. Kamp ortaklığımızı bir gözden geçirelim bence yani. Al işte ya. Hep bir şikayet, hep bir şikayet arkadaş. Yani. Abi ben eğriye eğri derim, doğruya doğru derim. Biliyorsun Turgay beni ya. Öyle de yaklaşık şöyle bir yarım saat ayrıldım buradan. Bakıyorum hocam. Yani neler neler olmuş. Ama hazırlıksız gitmedim. Giderken ses kayıt cihazı koydum. Oo. Birazdan dinleyeceğim. Dinleyelim abi. Kapatamadık ya. Peki sorması hep sen niye gittin? Nereye gittin ya? Erdem Bey şekeri unutmuş. Aa! Şimdi işte düşün. Kendini empati kur. Bir arabamda her şey var diyor. Bir arabamda şeker var. Camper'ımda diyor. Ama yok. Ben ne yapayım? Bana getirme diyor. Şimdi hocam. Ben de getirmiyorum abi. Erdem abi dedi ki bende her şey var dedi. Yanlış mıyım? Demedi mi? Dedi. Çayı olan adamın şekeri olmaz mı? Düşün, çakmağınız var, sigaranız yok. Arkadaş, ben çayı şekersiz içiyorum. Abi. Şeker zararlı bir şeydir. Zararlı ama ben de şekersiz içiyorum. Sadece kahvaltıda atıyorum. Ben şekerli içiyorum her zaman. Karabiber dökmüyor muyuz? Var mı abi? Yani. Yani günün sonunda kötü kişi hep ben oluyorum hocam. İbrahim hocam, elinize kolunuza sağlık. Efsane olmuş, çok güzel. Afiyet olsun. Erdem abi müthiş bir ekmek.
Vallahi çok iyi bulmuşsun. Daha önce hiç böyle ekmek yemedik. Vallahi çok güzel. Güzel. Kaç gün bayatlamıyor abi bu ekmek? Beğendiğinize sevindim. Abi ekşi maya zaten bayağı bir süre gider. Uzun ömürlüdür abi. Bir tane de yarın var. Yalnız somunlarımız da var. Menemene bayıldım abi. Kamp dediğim menememdir. Evde böyle olmuyor lan. Çünkü evde ben yapmıyorum abi. Ama şimdi... Anlatabiliyor muyum? Hocam bugün hiç mütevazı değilsiniz. Evde ben yapmıyorum. Pınarımın da hakkını yedirmem lütfen. Tüm Pınar abla bizim stillerimiz, tarzlarımız farklı. Bu başka bir kul vardı. Kampta keyif yapıyor diyenlere gelsin. Tamam çekim bitti Zerbe. Anan aşağı. Ver çekim bitti ver. Kameralar oynayan adam ya. Aman abi gözüne dikkat et. Turay bunlar çok güzel sobalık oldu. Hangisi hocam? Bunlar. E tamam hocam onlar yandı zaten bu sobada kullanırız. Abi madem daha önce böyle yakabiliyordun bu ateşi, niye bizi 2 saat uğraştırdın abi? Abi kusura bakmayın ya. Şarjı çabuk bitiyor biliyor musun? Abi şu aşağıya sandalye yatacağım. Şırıl şırıl. Huzur yeri. Bak burada biraz alçak, yani şu zaten alçalmış da. Mesela hocam bak bir sürü odun var, görüyor musun? Kuru odun, oğlum. Çok bunlar hep domuz izleri değil mi? Ne abi? Bunlar hep domuz izi. Yok manda ya. Ha baksana. Manda mı bunlar? Uzun sene şöyle. Ne güzel baksana ya yol yapmışlar kendilerine. İhtiyar gitti ya bu tarafa doğru. Ha. İyi buralarda çöp yok bak gelememişler buralara.
İbrahim hocam burası çok güzel. Ya da nasıl yaparız biliyor musunuz hocam? Küçük bir çanta hazırlayıp mesela sadece buraya işte bir çay demlemeye, bir kahve içmeye gelip burada biraz böyle oturup. Benim çekecek arabam var ya. Gelmez abi. Geldiğimiz o patikadan geçmez. Geçiremez. Ya minik burada benim ateş kutusu var mesela ufak, onu getireceğim. Çok bir şey gerek yok. Bir yani çay. Bir çayımızı demleyeceğiz. Hani bir iki saat burada oturacağız. Şurada bir iki saat sessizlikte abi. Oturacaksın, aynen, kafa dinleyeceksin. Daha güzel bir şey olamaz yani. Yarın yapalım mı? Yapalım. Ateş bile yakılmamış. Baksana kül yok. Evet. Kimse gelmemiş ki. Şu an en temiz yerdeyiz belki. El değmemiş. Sabah gelelim burada bir kafa dinleyelim. Ondan sonra çıkarız. Ve şehrin yurdunasına geri döneriz. Abi şurada bir kulübe yapacaksın. Ah lan ah. Şunun güzelliğine bak ya. Siz ne güzelsiniz ya. Siz ne güzelsiniz ya. Hocam, sabaha başlayalım mı gidip? Başlayalım hocam. Ya. Vallahi. Merak ediyorum nasıl olacak. Hocam şey patates falan koyacak mısınız ona? Patates, soğan, biber abi. Tamam. Tabak kısmını onu koyacağız. Tamam hocam. Tavuk piştikçe yağ ilecek abi. Yağ ile de onlar pişecek. Acayip güzel bir şey olur. O zaman ateşi açalım hocam. Bizim bir yakalık. Tamam, o ateşimiz köz olmuştur biraz. Biraz daha köz yaparız. Tamam. Onunla ekleriz. Kır kır koyuyor muyuz hocam onu? Sadece tavuk o dedikten. Aynen öyle abi. Valla merakla bekliyorum hocam. Nasıl yapacağız? Ben de. Yanmasın da. Ben de merak ediyorum. Turgay odunumuz var. Var. Allah siz yaparsanız var, güzel yaparsınız abi. Yapamazsak da dışarıda tutmuşuz. İnternet çekseydi söylerdik abi, sipariş verirdik. Yakışıklı durdu hocam. Evet. Son yolculuğuna doğru düzgün uğurlamaya çalışıyoruz. Gayet yakışıklı oldu. Ne diyorsun Turgay? Vallahi hocam güzel. Yağlayacak mıyız bunu? Şey, bir baharat var ya benim dolapta, onunla bir ovuşturalım mı? Kürek.
Evet, aylardır hayalini kurduğumuz tavuk burada. Açıyoruz. Dümdüz kaldırmam lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyorsunuz adam? Olmuş mu? Bunu kamuoyuna. Abi bir bıçak alabilir miyim? Küçük bir bıçak. Lokum. Tavuk tavuk olalı böyle bir tavuk görmemiştir hocam. Turgay, Orta Asya'dan aldığımız tavuğun heybetli duruşunu gördün mü? Aynen böyle duruyor abi, bak. Bakayım abi. Hocam bak yemin ederim. Aynen öyle. Sağ kanat. Abi böyle bir şey yıkılmadım yok. Yıkılmadım ayaktayım diye tavuk. Öyle bir şey yok ya. Bak şeyi dirseği dizinde. Aynen öyle. Aynen. Görüyor musun? Evet. Yakışıklı tavuk. Abi. Wow. Hocam bence her şeyi bu tepsiye dökelim diyorum ben. Üstünde abi. Hem de ne biçim. Hep ilk tadımları sen yapıyorsun ha. Abi çünkü ben bir gurmeyim. Çünkü oba beyi o. O direkt tavuğun suyu değil mi? Vay vay vay. Efsane. Abi yok böyle bir şey. Sarımsaklı olması gerekiyormuş bak. Vardı keşke atsaydık abi, unuttuk ya. Kestane getirmedik değil mi? Ah be. Vallahi aklıma da gelmedi değil, alacaktım. Önümde yani aldım, yeşillik aldım, tezgahın yanında vardı da laf edersiniz diye almadım. Abi sobanın hakkını verirdik be. Ben bilmem. Ben laf ederdim. Ne yapacağım bu kadar şeyi? Hocam? Evet. Nasıl gidiyor? Vallahi çok iyi ya. Hep Turgay Bey'i çektik, farkında mısınız bilmiyorum ama. Evet. Biraz da kendimizi çekelim ya. Ha? Ya Turgay çekmeden duramıyoruz. Yani. Bazı insanlar Turgay'ı çekemediğini söylese de biz inanmıyoruz. Biz çekiyoruz. Biz çekiyoruz. Her türlü çekiyoruz abi. Bakıyorum da benim başarım kıskanılıyor. Tam yükselme zamanımda bana çelme takmaya çalışıyorsunuz. Yok canım, estağfurullah. Destekliyoruz her zaman. Neden siyah giyindiniz böyle? Ben hep siyah. Ben işe de böyle gidiyorum. Kamuflaj olsun diye değil. Yok, ben hep böyleyim. Gotik ama. Tarzı benimsiyor. Simsiyah ayakkabılar, siyah kıyafetler. Yani ben işe eşortmanla ve böyle şalvarla gidiyorum abi. Tişört, şalvar. Çakallar başladı yine. Şunu da sokamadık içeri. O biraz İbrahim Hoca'nın hatası oldu. Odunları keserken... Ben nasıl kesmiştim abi önceki kampta? Aman abi iyi kesmişsin ha odunları da vallahi. Muntazam hepsi bir. Nizami. Abi nizamiydi ama... keserken... Ne bileyim. Bak şimdi bir şey söyleyecek de bulamıyor bak. Bak. Ha, ne diyeceksin? Söylenerek şimdi mi kestin? Laf ederek mi kestin? Niye? Yanmadı abi. Ne zaman yanmadı? Hiç su vermedi. Ya bırak Allah'ını seversen. Peki bu odunlardaki hatalarda hani kesme dedi ya. Kesilen yerleri bir görebilir miyiz? Çünkü onlar kesilmedi. Kırıldılar. Turgay Bey eliyle yere vurarak o odunları kırdı diye ben hatırlıyorum ama bilemedim. Sesi duyuyor musun? Bu ne? Baykuş. Baykuş. Baykuş mu? Hı. Bak. Aynen. Bak
Ha şimdi fileto mu yapacaksınız? Hı hı. Var mı farklı? Havaya sığıyor mu peki? Sığar canım. Abi öteki türlü çok kılçıklı olur ya. Yuvarlak kesince mi? Ha. Öyle yapınca pişman oluyorum ben. Aydınlatıyorum. Haydi bakalım. Evet abi, hoş geldiniz. Şerefinize, burada olanlara, burada olmayan tüm dostlara, sevdiklerimizin şerefine. Herkesin sağlığına, şerefine. Sağlığınıza beyler. Vay 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 vay. Süper olmuş. Karides efsane. Elinize sağlık. Bu akşam büyük sürprizlerim var size. Vizyona yeni giren bir filmi oynatacağım sizlere. Sevgilime eğer gittin edince yollar senindir. Eğer anıları silmeden kolaysa siliver hep seni, yollar senindir. Yıllar, yıllarım, yıllar, yıllar senindir. Evet Hafız. Aynı Cengiz Kurtoğlu vallahi. Ne var abi kahvaltıda? Abi kahvaltıda sucuğumuz var. Bir de Rize'den getirtmiş olduğumuz tereyağı ve Rize peynirimiz var. Oo. Abi bu ne? Bu sucuk döner.
kampımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kaç mililitre suyu? 250 mililitre. Ne güzel, size söyledim, inmemiz güzel oldu buraya. Vallahi güzel oldu. Abi gerçekten ben bir kere daha çok iyi anladım. İyi abi. Turgay'ın yönlendirmelerini dikkatle dinleyeceksin abi. Evet. Dikkatle dinleyeceksin. Kesinlikle. Ben bunu anladım. Bu kaçıncı mekan bizim? Üç mü oldu? Bir, iki, üç. Aynı kampta. Üç farklı mekan. Hmm. E hadi başlayın oğlum. Biz yiyoruz abi zaten. Biz doyduk abi. Sen devam et. Hadi abi hadi. Aha. Telaş yaptırdım. Abi bu işler zor işler.